Galatasaray televizyon ekranlarından mutlu günler son topa kadar programıyla sizlerle birlikteyiz. Galatasaray Odeya Bank ve Galatasaray kadın basketbol takımımızın geride kalan maçlarını ve önümüzdeki hafta oynayacağı mücadeleleri değerlendireceğiz. Galatasaray televizyonu stüdyolarında bu hafta oldukça değerli bir isim stüdyo konuğumuz, program konuğumuz Galatasaraylı eski milli basketbolcu Fatih Solak bizlerle birlikte. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ediyorum kırmadın geldin. Yeniden seni Galatasaray televizyonu stüdyolarında görmek ve birlikte program yapmak oldukça keyifli. Umuyorum evet. ki izleyicilerimiz de güzel bir program izler. İnşallah. Ben de size çok teşekkür ederim. Uzun zamandır çıkmıyordum televizyonlara. En son Telegol'e çıkmıştım sen de biliyorsun. Serhat Uğur, Ümit Karalan'ın programına. Daha önceden beraber de yaptığımız programlar vardı farklı evet, kanallarda evet, ama Galatasaray bir... bünyesinde siftah yapıyoruz seninle birlikte evet, diyebiliriz. İnşallah bizim için iyisi olur. İnşallah hem program bazında hem de takımlar düzeyinde sezon sonu güzel biten bir sezon olur. Daha çünkü ilk hafta başladı. Evet. Dilersen fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Galatasaray Odeya Bank'ın haftayı lider tamamladığı o ilk haftada neler yaşanmış? Tayincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde alınan sonuçları ve ardından oluşan puan durumunu ekranlara getirelim. Ardından takımımızın maçlarını konuşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe Doğuş 80, Bamit 63. Eskişehir Basket 80, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 76. Galatasaray Odeya Bank 82, Gaziantep Basketbol 58. Tofaş 97, Darüşşafaka 81. Yeşil Giresun Belediye 64, Murat Bey Uşak 61. Trabzonspor 71, Beşiktaş Sonpo Japan 82, Demir İnşaat Büyükçekmece 71, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 64, Pınar Karşıyaka 92, Anadolu Efes 85. Tayincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Odeya Bank zirvede. İlk hafta maçlarını kazanan takımlardan 2. Fenerbahçe Doğuş, 3. Tofaş, 4. Beşiktaş Sonpo Japan, 5. Demir İnşaat Büyükçekmece, 6. Pınar Karşıyaka, 7. Eskişehir Basket, 8. Yeşil Giresun Belediyespor. İlk haftada sahadan mağlubiyetle ayrılan takımlardan 9. Murat Bey Uşak, 10. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11. Anadolu Efes, 12. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 13. Trabzonspor, 14. Darüşşafaka, 15. Banvit, 16. Gaziantep Basketbol. İlk haftanın sonuçları ve puan durumu bu şekildeydi. Galatasaray Odeya Bank ilk hafta Gaziantep Basketbol'u konuk etti. Ve sahadan farklı galibiyetle ayrılarak ilk haftayı lider tamamladı. Maça da bir dönelim. Bakalım hafta sonunda takımımızın mücadelesi nasıl olmuş ve maç sonunda teknik heyetin ve oyuncuların açıklamaları nelermiş. Ardından Fatih Solak'la birlikte mücadeleyi konuşmaya başlayalım. Yenilmez armada yeni sezona galibiyetle başladı. Galatasaray Odeya Bank Tayincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta maçında Gaziantep Basketbol'la karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Sarı Kırmızılar ilk çeyreği 18-5, devreyi de 35-14 önde geçti. Üçüncü çeyrekte de etkili oyunu sürdüren Galatasaray Odeya Bank final periyoduna 52-36 önde giren taraf olurken Sarı Kırmızılar Gaziantep Basketbolu 82-58 mağlup etti. Galatasaray Odeya Bank'ta Scottie Hobbs'ın 20 sayı, Göksel'in Köksal 16 sayı ve Rakim Christmas'ta 15 sayı üreterek galibiyete önemli katkı sağladı. Lige böyle başlamak çok iyi. İyi savunma yaptık. Bunu zaten çalıştığımız bir şeydi. Bugüne kadar zaman zaman yapıyorduk ama bu sefer maçın başından sonuna kadar uzun bir süre yani daha doğrusu 35-36 dakika iyi savunma yaptık. Çok iyi hücum ettiğimiz söylenemez ama çok mücadele ettik ve ediyoruz zaten. Yerleştirmek istediğimiz şeylerden bir tanesiydi bu. Tabii buradan tekrar hemen bir mesaj verelim Galatasaray taraftarına. Bu çok önemli. Onlar bize güvensinler. Biz mücadele çalışmaya devam edeceğiz. Çok mücadele edeceğiz. Çok iyi bir başlangıç oldu. Takımla çok gurur duyuyorum. Müthiş bir defansla mücadele örneği gösterip net bir galibiyet aldılar. Kendilerini bu yaptıkları mücadele ötürü kutluyorum. Gelen buradaki seyircimiz de bundan çok keyif aldı. Daha çok yerimiz var. Seyircimizin daha da çok gelmesiyle daha da keyifli bir Galatasaray izlettireceğiz. Şimdi TÜBAT turnuvasında bildiğiniz gibi kaybettik Antep'e. Onlar da biraz yumuşak çıktılar maça. Ben bu maçtan önce de söylemiştim. Pek gösterge değil böyle hazırlık maçları. Neticesinde yumuşak çıktıkları bir maçı kaybettiler. Biz seyirciyi arkamıza aldık. Çok iyi oynadık. Çok iyi defans yaptık. Dinamik bir takımız. Genç bir takımız. Yabancılar da olsun. Avrupa'da ilk defa oynayanlar da var. Türkiye Ligi'ni ilk defa görenler. Büyük Galatasaray taraftarını ilk defa görenler var. O yüzden şimdi böyle maçlarda bir de ligin ilk
ilk maçında iyi başlamak çok önemliydi. Neticesinde biz de çok iyi başladık. İyi bir galibiyet aldık. İyi başladığımız ve iyi bitirdiğimiz, galibiyetle ayrıldığımız mücadelenin ardından hem maçı biraz hatırladık hem de maç sonundaki açıklamaları dinledik. Fatih Solak, dilersen başlayalım sohbetimizi. Nasıl bir mücadele oldu, takımımızın farklı kazandığı karşılaşmayı nasıl yorumlarız? Detaylı bir analiz de yapabiliriz. Tek tek oyuncu bazında önce genel konuşup bireysel performanslara da dönebiliriz. Öncelikle sezonun ilk maçı olduğu için tabii ki kolay geçmeyeceği açıkça belliydi. Ama kendi saha ve seyircimiz önünde iyi başladık maça. Kaptanın güzel oyunu. Ama yalnız çok enteresan bir şey var. Kaptanın sadece 16 sayısı var. Ben başka bir şey göremiyorum burada. Yabancılar bayağı katkı vermiş. Hobson özellikle. Christmas. İçeride pot altında bayağı etkili oynamışız. Bayağı üstün özellikle. Hendricks'in 6 sayısı var. Rebound'a katkı vermiş ama yaptığı bloklar maçın en kritik yerinde çok etkili olmuş. Zaten savunma yönü oldukça iyi olan oyunu, hani hem hücumda pas paylaşımını, saha görüşünü, hani sen de bir pot altı oyuncusu olarak diyebilirsin. Oldukça çevresine hakim bir oyuncu, saha içerisinde görüşü oldukça iyi. Savunmada da hem sert savunmayla hem de yaptığı bloklarla, senin de bahsettiğin gibi rakibi de hani pot altını karartarak rakibi de aynen caydıran bir oyuncu yapısına, oyun yapısına sahip. İbrahim'ciğim, şimdi zaten ben oynarken de benim öyle çok sayı özelliğim falan yoktu. Beni bilen zaten iyi bilir. Benim özelliğim rebound, ortayı kapatma, blok, o caydırıcı toplar, bilirsin sen de. O Richard Hernis arkadaşımız da bu tarz bir oyunu sergilemiş. Gayet etkili olmuş. Takımına gayet faydalı olmuş benim açımdan. Gaziantep basketbolda Antep'i değerlendirmeden şöyle bir araya girsem Fatih abi, şu notu da ekleyeyim, dilersen öyle yorumlamaya devam et. TÜBAT turnuvasında, yani lig başlamadan bir hafta öncesinde ilk maçımızı biz Gaziantep basketbola karşı oynadık ve mağlup olduk. Bu mağlubiyet de aslında takımımızı, o karşılaşma bir prova niteliğindeydi ve rakibe karşı neler yapabileceğimizi, nasıl oynayacağımızı da gözler önüne serdi de diyebiliriz. Çünkü maç sonunda yaptığımız, biraz önce de ekranlara getirdik röportajlarda da, ben gerek koça gerek genel menajerimiz Ömer Yalçınkaya'ya gerek kaptan Göksel'ine sorduğum sorularda ilk yenildiğimiz TÜBAT turnuvasındaki Antep maçını da sordum ve büyük ders aldığımızdan bahsetmişlerdi. Yani bunu da bir dipnot olarak hem izleyicilerimize hem de sana tekrar hatırlatmak istedim. Gaziantep'i konuşmaya devam edelim dersen. İçeriden dışarıdan oynayan oyuncuları var. Her ne kadar bu karşılaşmaya kötü başlasalar ve skor olarak da ilk devre oldukça geride kalsalar da ikinci yarıya, özellikle üçüncü periyodun başında dış atışlardaki isabetleriyle oldukça etkili başladılar. Bundan da bahsedebiliriz. Bir ara üst üste buldukları 3 sayılık basketler sonrasında fark tek haneli rakamlara yaklaştı. İbrahim'im, bir şey dikkatimi çekti. Bizim farklı kazandığımız Gaziantep maçında çok enteresan bir şey var. Antep bizden daha çok yüzdeli oynamış. Üçlüklerde özellikle. Evet. Özellikle ikinci yarıdaki yüzdeli oyunları bunu sağladı. Yoksa ilk yarıda oldukça düşüktü. Evet. Reboundlarda da 18-14 bizim üstünlüğümüz var. İki sayılıklarda %75. Çok enteresan. Gaziantep bizden önde. Biz %65, 20'de 13 iki sayılık kullanmışız. Onlar da 8'de 6. Ama Antep şöyle bir şey var. Onlar da yeni bir ekip. Biz de mesela yeni bir takımız. Oyuncular daha birbirini tanıma aşamasında. Sezonun ilk maçı. Kolay değil tabii ki yani. Bayern, iki taraf için de. Bayern Münih maçını da salondan izledin. Evet. Biraz sonra ona da geçeceğiz. Yani Euro Cup mücadelemize maalesef mağlubiyetle başladık ama takımı nasıl bulduğundan bahsedelim. Antep maçı genelinde konuşalım. Sonrasında Euro Cup ve Bayern Münih maçına da geçeceğiz. Çünkü hani genelde istatistiklere bakarak ülkemizde hani maçı izleyemediysek konuşuyoruz. Şimdi baktığımızda iki tane, hatta üç tane oyuncumuzun ön plana çıktığından bahsedebiliriz. Birisi Scottie Hobson. Maçın sonlarında özellikle son birkaç hücumda 3 sayılık basketler ve smaçla biraz sonra sanıyorum görüntüde de o da gelecek maçın sonlarına doğru. Takımın
farkını açtı, skor farkını açtı. Ayrıca Kaptan Göksel'in Köksal'ın da bu sezon daha fazla skorer kimliğini görüyoruz. O da oldukça kaptan sevindirici. Kaptan üzerinde çok yük var şu an. Kaptan bu sene... biraz sonra Avrupa, kendisiyle telefon bağlantısı da gerçekleştireceğiz. İki kulvarda yarışıyor kaptan. Avrupa Kupası, Türkiye Ligi işi kolay değil yani kaptanın. Biraz sonra konuşuruz kaptanla. İbrahimciğim, şimdi daha sezonun ilk maçı dedik. Ya şimdi takımlar, yabancı oyuncular birbirlerini iyi tanıma aşamasında, Türk oyuncular biliyorsun. Tabii. Şimdi erken olur takım eleştirmek. Açıkça söylemek gerekirse daha bir 3-4 hafta geçmesi lazım. Doğru. Belki yeni gelen oyuncular olacaktır. Bilemezsiniz. Belki giden oyuncular olacaktır. Koçun belki farklı düşündüğü şeyleri vardır. Şimdi ilk 2 hafta ya bir Avrupa Kupası, bir Türkiye Ligi, bazı şeyleri konuşmak benim için çok erken. Haksız gelemem kimseye. Zaten koçumuz da bu doğrultuda bir açıklaması vardı. Hı hı. Biz tam olarak tam takım idman ve maç yapamadık demişti. Evet. Çünkü İtalya kampına, ilk kampa Bormio'ya Hardy gelememişti. Eşinin doğumu ve hı hı. özel sebepler nedeniyle. Fransa kampına geldi fakat Fransa'ya da bu kez sakatlığı sebebiyle Summers götürülememişti. Fransa kampında takımımız döndü. Darüşşafaka ile hazırlık maçı yaptık. Bu sefer Scottie Hobson'da bir topuk dikeni. Hani herkeste yaşanabilecek Mehmet Yağmur'un parmağını kırılması. Son maç öncesi Mehmet Yağmur'un parmağındaki kırık. Yani sezona talihsizliklerle de başladık aslında. Yani umuyorum hani sezon başında yaşanan bu sıkıntılar artık hani son bulur ve tam takım olarak şimdi uzun sezona devam ederiz. Tabii Mehmet de bizim takımımız için çok önemli oyuncu. Geçen çok tecrübeli, sene, milli formayı kesinlikle, defalarca kesinlikle giymiş. Kesinlikle. Geçen sene Darüşşafaka da çok başarılı bir sezon geçirdi. Benim de eski takım arkadaşımdır Mehmet. Çok da severim kendisini. Onun da çok katkı vereceğine ben inanıyorum Mehmet. Çünkü hırslı bir çocuktur. Hı hı. Bu forma için elinden geldiği kadarın fazlasını yapmaya her zaman hazırdır. İnşallah Mehmet de aramıza geldiği zaman daha iyi olacağınıza inanıyorum inşallah. Peki şunu sorayım, sen de çok eski tecrübeli bir basketbolcuydun milli takımda, özellikle 2006, biraz sonra onu da konuşuruz. 2006 Japonya Dünya Şampiyonası ve birçok Avrupa Şampiyonası yaşamış bir isimsin. Evet. Takım olmak, hani o birlikteliği yakalamak, sonuçta 9 kişi yeni transfer oldu bu takıma. Ne kadar bir süreç ister? Saha içi, saha dışı, birlik, beraberlik için neler yapmak gerekir? Senin döneminde neler yapıldı? Hani bunlarla bir örnek verirsen eğer, izleyicilerimize de belki bir hatıra vardır. Onu da eski günler aktaralım. Ya tabii ki ilk başta takımdaki arkadaşlık çok önemli. Yani arkadaşlık, böyle birbirine kenetleneceksin o forma için. Biz tabii 2006'da Dünya Şampiyonası gittiğimiz zaman bize kimse inanmamıştı bizim. Ya dünya altıncısı olduk ama evet. Bu bizim için ve ülkemiz için büyük başarı. Bir NBA oyuncumuz Ersan vardı, o da gençti o zamanlar. Hidayet yoktu, Kerem Tunçer yoktu gardımız. Ondan sonra biz ama inandık takım olarak. Takım dedik olmanın... işte arkamızda 70 milyon Türk Doğru. insanı var. Doğru. Kazansak da kaybetsek de bu forma bizim. Siz çıktık. Japonya'da, biz Türkiye'den dualarımızla o başarı geldi. Dilersen biz... bir virgül koyalım, kaptanı bekletmeyelim telefonda. Oo tamam. Göksel'in Köksal, Galatasaray Odaya Bank kaptanı telefon attığımızda. Kaptan hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Biraz kulağını çınlattık diyebilirim yayın öncesi ve şimdi. Sanıyorum Fatih Solak da seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama öncesinde... geride bıraktığımız haftada iki maç oynadık. Birini kazandık, lige iyi başladık. Birinden maalesef mağlubiyetle ayrıldık. Bir haftanın değerlendirmesini rica edeyim senden kaptan. Öncelikle Fatih abiye de çok selamlar. Teşekkür ederim Göksel'cim. Nasılsın abi, iyisin inşallah. İyiyim canım benim. Sesini duydum daha iyi oğlum. Sen nasılsın? Sağ ol abi, sağ ol. Maçtan sonra konuştuk seninle ama Bayern Münih maçından sonra. Aynen. Biraz aynen. Moralim bozuktu. Ben de fazla üstüne gitmek istemedim. Aynen. Sağ ol abi. Kolay sağ değil abi. Tabii ki. Aynen. Şimdi şöyle tabii Antep'i ilk hafta yendik. Kendi sevdiğimiz önünde. Bildiğiniz gibi Tübat'ta kaybetmiştik Antep'e. Münih baktığınız zaman Euroleague takımı. Daha çok Eurocup değil de Euroleague takımı gibi. Çok kaliteli kadroya sahipler. Onlarla daha fazla baş başa oynamanız lazım. Aksi takdirde çünkü maç koptuğu an geri gelmemiz zor olacaktı. Biz de zaten şey yapamadık, tutunamadık maça. Ama Eurocup'un iddialı takımlarından bir tanesi, yani şampiyonluğa aday takımlarından bir tanesi. Seyircimizi üzdük ama bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Doğru.
İnşallah şimdi Darüşşafaka maçı var önümüzde. Pazar günü çok önemli bir karşılaşma. Ligin ikinci haftasında galibiyetle geçirmek istiyoruz deplasmanda. İnşallah kaptan. Biz yayına girmeden önce Fatih Solak'la konuşurken senden de bahsettik ve sanıyorum bir anılar varmış, oda arkadaşlığı durumu varmış. Önce senden mi dinleyelim yoksa Fatih Solak mı anlatır bilmiyorum ama. Işte, tabii ben şimdi ilk A takıma çıktığım zamanlar o zaman 17 yaşında falandım. Genç takımda da oynuyordum. Fatih abiyle oda arkadaşıydım. Zaten Fatih Solak bildiğiniz gibi amili takımımızın da o zaman oyuncusu. Fatih abinin çok öğütlerini almışımdır küçükken. Galatasaray'da beraber oynama fırsatı buldum kendisiyle. O zamanlar bana verdiği öğütler ileride çok iyi olacaksın diyordu. İşte emin adımlarla gidiyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah daha da iyi şekilde giderek hem takımımıza hem milli takımımıza katkıların devam eder kaptan. İnşallah. Fatih Solak da sanıyorum bir şeyler söylemek ister. Göksen'in, fazla da bekletmeyelim seni hatta. Göksen'imcim, tamam. Göksen'imcim başarılarından her zaman gurur duyuyorum. Sağ ol. Eski bir oda arkadaşın olarak, abin olarak biliyorsun sağ sana abi. Zamanında çok nasihat ettim. Sen çalış, gerisi gelecektir her zaman. Hiçbir zaman bırakma dedim. Sen de çok hırslı bir çocuksun, hala öylesin. Aynen abi, Allah razı olsun. Ve Galatasaray'ın takım kaptanısın. Bundan daha özel bir şey olamaz. Evet. Sen yoluna devam et kardeşim. Her zaman da çalışmaya devam. Ege'ye de çok selamlar. Ege de senin yolundan gidiyor. Bundan da eminim. Ege'de bazen kendimi görüyorum maçlarda falan. Ege biraz senin gençliğin de sen evet. Daha iyi blokçuydun ondan. Ya işte bu bir histir, bu bir yetenek. Ya Allah'tan gelen bir yetenek de tabii ki. Ege daha Timna Akın'ı bloklamadı. Ama Ege de inşallah iyi olacak. Biraz daha kendine güveni gelsin. Özellikle maçlarda heyecan yapmazsa. Tabii süresi de arttı. Özel antrenmanlara devam mutlaka. Ege'ye de bunu da söyledim. Semih abiyle her zaman çalışın. Yarım antrenman sonu, antrenman öncesi mutlaka Semih abi, çünkü Türkiye'nin en önemli kondisyonerlerinden bir tanesidir. Evet, ben de evet. Kerem Gönlüm'de daha ismini söyleyemediğim çok arkadaşlarım büyük emeği vardır. Ya bunu kesin inkar edemem. Semih abi çünkü Türkiye'de... Aynen. Semih abinin bende de sakatlıkla olduğum dönemde de çok büyük emeği vardır. Çünkü ben de benim abi kardeş gibiyiz. Evet, ona. Ben Semih abiyle Kayseri'den ilk geldim İstanbul'da Ülkespor'da tanıştım. Sene 98 tabii canım. O zaman beni eline aldı. Bugünlere kadar getirir sağ olsun Semih abi. Evet. Yani Göksen'in böyle bir... Göksen'in, Ege'nin ve diğer genç arkadaşların Semih abi elinde bir koçları var. Mutlaka Semih abiyi değerlendirmeleri gerekiyor. Evet. Göksel de bunu yapıyor. Aynen, doğru söylüyor. Fatih abi doğru söylüyor. Kaptan çok teşekkür ediyorum. Fazla da vaktini almayayım. İdmandan da çıktınız. Başarılar aynen, diyorum. Pazar günü Darüşşafaka karşısında yayınımıza katıldığın için de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Göksel'cim öpüyorum seni. Teşekkürler. İyi yayınlar. Oldukça keyifli bir bağlantı oldu. Evet. Yani doğru. Hem eski oda arkadaşın hem takımımızın kaptanı. Evet. Oldukça güzel, keyifli bir söyleşi oldu. Benim için de gurur verici ya. Böyle bir başarılı kardeşlerimin sesini duymak, onların benim hakkında düşündükleri benim için önemli şeyler bunlar. Ben bazen kendime diyorum, iyi ki böyle insanlarla tanışmışsın, bunlara nasihat vermişsin, elinden geldiği kadar yardımcı olmuşsun diyorum. Evet, Göksen'in de bunlardan bir tanesi. İnşallah Ege de ben inanıyorum bu forma için elinden geleni yapacak ve uzun süre bu formayı taşıyacak bir güçte bir çocuk. Hırslı. Genç olmasına rağmen bu yaşında bazen inanılmaz işler yapıyor Ege. Evet, geçen sene özellikle iki takımda birden forma giymesi, hem Galatasaray Odeabank'ta Euroleague oynaması hem de Türkiye Basketbol Ligi'nde Pertevniyal'le de oldukça tecrübe edinmesi, onun meyvelerini bu sezon da görüyoruz biz. Çünkü baktığımızda 20-22 dakika civarında ortalama süre alıyor. Evet. Hani ülkemizde maalesef 22-23 yaşındaki oyuncuları hala genç diyoruz. Yani şimdi baktığımızda Luka Doncic örneği var. Eurobasket'e damga vurmuş. Bir şey yok Real Madrid'de etkili bir isim ama şimdi 17-18 yaşında bu seviyelerde oynarken biz ülke olarak belki bu düşüncenin dışına çıkmamız gerekiyor ama Ege kaç yaşında İbrahim? Sanıyorum ki 21 ya da 22 yaşında. Hemen ben bakayım. 1995 doğumlu olması lazım. 95'te evet 95. Yani hala daha ülkemiz için genç ama çalışması 95. Sonrasında koçumuz Erman Kunter'in de ona güveni sonrasında tabii ki süre alıyor.
ve oldukça önemli isimlerin içerisinde de mücadele ediyor. Takım olarak, takımdan da bahsediyorum, oldukça tecrübeli isimler de var. 1996 doğumlu bir oyuncu içinde 21 yaşında Galatasaray gibi büyük bir camiada oynaması oldukça önemli bir şans aynı zamanda. Kesinlikle yani. Münih maçını izledim. Erman abi yaklaşık 18-20 dakika süre verdi Ege'ye. Evet. Yani bu da Ege için çok önemli bir şey olması gerekiyor yani. Tabii, doğru. Şu zamanda kaç tane yabancı oynuyor biliyorsunuz bu şu ligde. Ama Ege 20 dakika oynuyorsa bunun hakkını vermesi gerekiyordu. Bir düşünsün, otursun. İşte koç bana güveniyor, takım, taraftar arkamda. Daha çok çalışacak. Yani belki 21 yaşında ama. Şimdi yayın öncesinde konuştuğumuz konu sebebiyle soruyorum. Belki de hücum olarak bahsediyorsun Fatih abi. Çünkü baktığımızda Gaziantep karşısında 4 sayısı var ama 9 reboundu var. Evet, blok var 3. 2-3 bloğu, evet. 3 yanılmıyorsam zaten bakayım. En dikkat çeken evet. Blok oldu biliyorsun. Doğru, direkt doğru. Direkt bloğa baktım, rebounda baktım. Belki daha çok ortayı kapatmıştı, daha çok görmediğimiz şeyler de vardır yani. Yani saha içerisinde yaptığı fakat istatistiklere yansımayan şeyler de olabiliyor. Hani sadece elimizdeki istatistik kağıdına bakarak da hani bir oyuncuyu çok iyi ya da çok kötü diye değerlendirmek de zaman zaman doğru olamayabiliyor. Mesela kesinlikle. 30 sayı atıyor ama bir oyuncu takımın tamamının kullanacağı topu tek başına kullanmış. Ege'nin bir de yani o da var. Ege takımın en uzun oyuncusu. Evet. Ya, yanlış hatırlamıyorsam takımın en uzun oyuncusu. Doğru. Fizik olarak da iyi durumda. Biraz daha ekstra. Kendisine güveni de var. Kesinlikle. Ara konuşmalarımızda hani maç önü maç sonu bazen ya da röportajlarımızda bunu da görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Yani gelecek adına oldukça önemli bir şey aslında. Yani geleceğimiz. Motivasyonunun olması, kendine güvenin, özgüvenin olması çok önemli bir şey. Yani geleceğimiz bizim çok iyi. Ciddi söylüyorum, mesela Ege, Göksel'in, işte Cedi, Furkan, milli takım mesela birkaç sene sonra ben inanıyorum o Avrupa şampiyonluğu, atıyorum dünya şampiyonluğunda hep favori takımlar olacağız biz. Çok yetenekli gençlerimiz var. İnşallah. Onlar da çalışmaya devam eder. Koçlarının sözünü dinler. Disiplini bırakmazlar. Kendilerine dikkat etmeleri, bakmaları evet. Çok önemli. Mesela bir sporcunun. Gaziantep maçı ile ilgili yorumları eğer eklemek istediğin bir şey yoksa Fatih abi tamamlayalım dilersen. İlk programın açılışını da ekranlara getirdik ama bir tek kare olarak ben haftanın sonuçlarını rica edeyim. Biz yorumlarımızı yaparken ekranda da izleyicilerimiz de görsün. Hatta şu anda da ekrana geldi. Dikkatini çeken bir sonuç var mı? Ya da genel olarak kısa değerlendirmek gerekirse Fenerbahçe Doğuş'un galibiyeti var Bamit karşısında. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da Bamit'i yendi. Bence normal bir skor. Eskişehir Basket İstanbul Büyükşehir Belediye maçı 80-76'lık sonuç. Eskişehir bu sezonun flaş ekiplerinin biri olmaya adayı bence. İlk 7 arasına girebilir. Taraftarı da gayet iyi destek veriyor. Kendi sahasında İstanbul Büyükşehir'i yenmesi önemli bir şeydi. Eskişehir deplasmanında taraftar desteği de oluyor. Kesinlikle. Taraftarlarını iyi, ya taraftar takımına iyi sahip çıkıyor Eskişehir'de. Bak, evet. Bunu açıkça söyleyebilirim. Darüşşafaka maçı var. Bu hafta Darüşşafaka ile oynayacağız hafta sonunda. Tofaş deplasmanında açıkçası beni şaşırtan bir sonuç. Her ne kadar Tofaş hafta içinde Avrupa'da da kazansa da Darüşşafaka'yı farklı mağlup etmeleri biraz beni şaşırttı. Tofaş kendi evinde çok iyi oynuyor. Orhun Ene antrenörü, yanlış hatırlamıyorsam. Taraftar da bayağı destek veriyor. Darüşşafaka geçen seneki Darüşşafaka değil. Yani değil, bayağı bir oyuncu kaybettiler. Özellikle Moneymaker. Bu NBA'ye giden genç arkadaş, uzun. Zizic. Başka? Ayrılan oyuncular var. Fakat yerine, hani yerlerine takviyeler yaptılar ama ben salondan bir maçlarını izleyebildim. Darüşşafaka Galatasaray Odeabank hazırlık maçını. O karşılaşmada bizim eksiklerimiz sebebiyle tam anlamıyla biz istediğimiz oyunu oynayamadığımız için Darüşşafaka hani bir adım fazla iyi göründü gözüme. Ya da izleyenler için de şüphesiz öyle olmuş olabilir ama bu karşılaşmada tam anlamıyla bir ölçü olabilir. Yani Tofaş mağlubiyeti, lige başlıyorlar çünkü ilk maç. Baktığımızda biraz sonra detaylı da konuşacağız Darüşşafaka maçını ama. Pınar Karşıyaka 92, Efes 85. Evet, bu mücadele de sanıyorum yani, senin dikkatini çeken bir sonuç. Efes bilsen gibi bir takımın Karşıyaka'dan 100 sayıya yakın sayı yemesi de çok enteresan yani. Çok da iyi bir kadrosu onlar var. Onlar da kadroyu çok yani değiştirdiler yani, sil baştan yaptılar. Kesinlikle. Efes. Potu altı bayağı güçlendi City maçında gelmesiyle. Zaten Karşıyaka da kendi evinde
her zaman taraftarı... Onlarda zaman zaman finansal sıkıntılar olabiliyor. İşte finansal yani sıkıntılar o değil. Haberler geliyor ama sahaya çıkıp oynamışlar demek yani ki. Yani inanılmaz bir taraftar kitlesi var bunu. Evet. Açık bir ne söyleyebiliriz. Üçüncü haftada da Pınar Karşıyaka deplasmanına gidecek Galatasaray Odaya Bank. Zor, güzel bir maç olacak. Yani güzel bir maç olacak. Tabii ki zor bir maç. Karşıyaka taraftarıyla iyi bütünleşiyor. Evet. Yeşil Giresun Belediye'nin Murat Bey Uşak galibiyeti var. Yeşil Giresun'da geçtiğimiz sezon genç oyuncu ağırlıklı olarak oynatan bir takımdı. 64-61'lik galibiyet. Uşak da yıllardır hep üzerine koyarak devam eden bir hani proje takımı gibi bir hal aldı artık. Hı hı. Önemli bir galibiyet. Her ne kadar evinde de olsa Uşak gibi önemli bir takımı yenmeleri. Yeşil Giresun'da Emircan Koşut yanlış hatırlamıyorsam bayağı bir geliştirdi kendisini. 2-13-2-14 boyu var. Evet. Efes Pilsen altyapısı ya da Pertevniyal olması gerekiyor. Hı hı. Zaten oradaki gösterdiği başarılı performans sonrası Darüşşafaka'ya geldi. Yani hakikaten kendisini işte genç oyuncuların oynamasından bahsediyoruz. Okben mesela geçen sene devre arasında çok geldi. Antrenörleri gayet iyiydi. Bu sene şeye geçti, Pınar Karşıyaka'ya geçti. Evet. Orada da gayet başarılı. Giresun kendi evinde güzel sonuçlar alıyor ya. Sürpriz sonuçlar da alıyor. Hı hı. Ya taraftarları da çok iyi. Böyle küçük bir stad olmasına rağmen. Aynen küçük. Çok şirin bir yer Giresun. Zaten Anadolu'da hani Karadeniz bölgesi ama genel olarak Anadolu olarak düşünürsek basketbol izleyicisi hakikaten bilen bir taraftar var ve salonları dolduruyorlar. Takımlarına sahip çıkıyorlar. Doğru. Diğer mücadelede Trabzonspor'un evinde Beşiktaş'a kaybettiği maçı da dilersen konuşabiliriz. 82-71. Beşiktaş da bu sene takviyeler yaptı takıma. Trabzon deplasmanında kazandı. Stimac'ı kaybetti. Tabii. Onlar için önemli bir kayıp. Önemli bir oyuncuydu Stimac. Çünkü geçen sene inanılmaz istatistik yaptı Stimac. Ondan sonra Efes'e transfer oldu. Ve geçen sene yanılmıyorsam 2 ya da 3 aylık kontratla gelip sezonu kapatmıştı. Evet, evet, evet. Ve milli takıma kadar da seçilip Eurobasket'te de fena sayılmayacak bir performans sergiledi. Stimac da benim eski takım arkadaşımdır. Oli Nedirne. Edirne'de var mıydı? Tabii beraber oynadık. Beraber oynamıştık. Daha o zaman tabii daha genç. Daha, yani, gençti. Daha gençti ama o zamanlar... Hani şimdi daha tecrübeli diyebiliriz yani. Ama İbrahim o zamanlar belliydi hani maçın bir yerlere geleceği. Çok şeydi böyle hırslıydı. Nasıl el hakimiyeti çok iyiydi mesela. Topa yapışıyordu mesela. Topla çok iyi pivot hareketleri. Boyu 2-6 falan. Hı-hı. Kısa ama vücudunu çok iyi kullanıyordu. Biliyorsun Sırpların en büyük özelliği odur. Tabii. Stimaç'ta inşallah Efes'te iyi bir sezon geçirir. Ben inanıyorum geçireceğini. Dün de eski çok eski takım arkadaşım olarak böyle yani ya mutlu oluyorum işte böyle arkadaşlarım başarılı olduğu zaman. Şüphesiz ki senin de katkın vardır Stimaç'ın gelişiminde. Sonuçta idmanlarda 5'e 5 yaparken tabii. Rakip oluyorsun yani. Hani sen ne kadar rakibini zorlarsan, her ne kadar takım arkadaşın da olsa idmanda rakip olduğu için böyle söylüyorum. İkiniz için de gelişim adına oldukça önemli oluyor yani. Yani ben de ona bu derece bir şeyler verebilirsem de mutlu bana. Şüphesiz vermişsindir. Son maçı konuşalım. Demir İnşaat Büyükçekmece ligin yeni ekiplerinden Sakarya Büyükşehir'i mağlup etti. 71-64'lük bir skor. Evet. Demir İnşaat Büyükçekmece içinde eğer playoff hedefiyle oynuyorsa evinde aldığı Sakarya karşısındaki önemli bir galibiyet. Kesinlikle. Demir İnşaat geçen seneki takımın çoğu oyuncusunu korudu sanıyorum. Bir iki yabancı değişikliği yaptılar. Olabildiğince evet. Yerli kadroyu korumaya çalıştılar. Zaten ligimizde İbrahim, onlar da 6-7 yabancılar çok küçük oluyor. Bir salonda oynuyorlar. Büyükçekmece'de küçük bir salonda Gazanfer Bilge'de oynuyorlar. Evet. Koçlar aynı devam ediyor. Ekip Özhan aynı. Özhan Çıvgın uzun zamandır. Bayağı başarılılar. Aynen. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ilk senesi bu sene Tayincioğlu basketbol liginde. Selçuk Ernak'la beraber geçen evet. sezon çıktılar. Selçuk abiyle beraber. Sakarya'da sürpriz yapabilecek bir ekip. Eski takım arkadaşım var. Kerem Gönlüm. Kerem Gönlüm. Eski evet. oyuncumuz. Evet, evet Kerem. Peki o zaman önümüzdeki haftanın programına bakalım. Tayincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci haftada oynanacak maçların programı ekranlara gelsin. Galatasaray Darüşşafaka deplasmanına gidecek ama bakalım diğer takımların maçları ne şekildeymiş. Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak maçlar şöyle. Beşiktaş Sonpo Japan Yeşil Giresun Belediye, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Trabzonspor, Gaziantep Basketbol Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Demir İnşaat Büyükçekmece, Murat Bey Uşak Tofaş, Darüşşafaka Galatasaray Odaya Bank, Anadolu Efes Fenerbahçe Doğuş, Banvit Eskişehir Basket.
İkinci haftanın programı böyle. Biz Darüşşafaka deplasmanına gideceğiz. Darüşşafaka maçını dilersen kısaca yorumlayalım. Çünkü biraz önce de bahsettik Darüşşafaka'daki hem değişiklikten hem de hafta içinde Paris'te oynadıkları Euro Cup maçından 69-64 galibiyetle ayrıldı Darüşşafaka. Ligde de açılış maçını, yani ilk haftayı Tofaş karşısında mağlup kapattılar. Nasıl bir mücadele olur? Biz hafta içinde çarşamba günü Euro Cup'ta Bayern Münih'e beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Hı hı. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Belki de Bayern Münih ile ilk maçı oynamamız bir dezavantaj oldu. Çünkü biraz daha bence düşük. Bence ilk maçı Bayern Münih ile oynamışız. Öyle mi? Ya pardon, özür dilerim. Keşke daha sonra oynasaydık. Aynen, keşke daha sonra oynasaydık. Çünkü takım tam anlamıyla tam kadro hazır değildi. Hazır değildik, evet. O sebeple evimizde alacağımız güzel bir galibiyette taraftar daha da destek verecekti. Ki şüphesiz şu an hala o destek devam edecek. O ayrı bir konu ama kazanmak bence bambaşka. Son topa kadar. Programımızın adı. Yani. Son topa kadar desteğe çok, devam. Destek de verdi Bayern Münih maçında. Tabii. Fark 20 oldu. Hala desteklerini verdi sağ olsunlar. Taraftarımız için hiç söyleyecek hiçbir şey yok. Kesinlikle. Her zaman da bu takımın arkasında olacaklarına ben inanıyorum. Umut ediyoruz ki kazanarak, ilerleyerek, yani sonuçta evet, taraftar desteği olacak ama salondan tabii mutlu da tabii ayrılsınlar ki, tabii ki. Her geçen hafta, her geçen maç, çünkü Sinan Erdem'de oynuyoruz, çok büyük bir salon, yani o salonun dolması gerekiyor. Onun için de taraftar desteğine başarılı ihtiyacımız olursa var. Başarılı olursa taraftar da gelir. Takım başarılı olursa, iyi i̇şte, skor alırsak şüphesiz ama geçtiğimiz hafta koçumuz Sayın Erman Kunter program konuğumuzdu. Başarıdan önce taraftar desteklesin, başarı öyle de gelir şeklinde bir açıklaması da var. Çünkü yeni kurulduğumuz bir takım olduğumuz için taraftar görmek istiyor oyuncular. Tabii. O da oldukça önemli. Darüşşafaka maçını da umuyoruz ki rahat bir şekilde kazanarak geçeriz diyelim. Bayern Münih maçına geçelim. Bayern Münih karşısında takımımız Euro Cup'taki bu sezonki ilk maçına çıktı. Ve maalesef mağlup olduk. Görüntülerde de bir yandan izliyor izleyicilerimiz. İbrahim'cim, sen salonda izledin maçı. Evet, evet. Yorumu sana bırakayım Fatih abi. Uzun zamandır maça gitmiyordum. Sağ ol, senin sayende güzel bir maç izledim. Aslında istatistiklere hiç bakmaya gerek yok. Neden dersen Bayern Münih bence bu ligin takımı değil. Euroleague takımı. Wildcard beklentileri vardı son ana kadar zaten. Euroleague'e katılmak için davet bekliyorlardı. Evet. Ama tabii olmadı. Bu sene yeni bir takım kurmuşlar onlar da. Sırp ağırlıklı. Evet. Bu Sırp dediklerimiz Avrupa ikincisi. Daha bir ay önce. Birinci Slovenya. Aynı salonda. Ha, aynı salonda. Aynı koçlar. Koç, aynı koçlar. Dört tane o takımdan oyuncu gördüm ben, yanlış görmediysem. Hepsi de istatistikler ortada. Bayağı bir katkı vermişler maça. Bize geldiğimiz zaman biz daha işte yeni bir ekibiz. Takım birbirini tanıma aşamasında. Şimdi takımı yerden yere vurmaya da hiçbir anlamı yok. Tabii. Daha ligin ilk çok maçımız, başı, ilk maç. Ya, Türkiye Ligi'nde... Ve belki de Euro Cup'un favorisi. Kaptan da böyle söyledi biraz tabii, önce tabii bağlandığında. İlk maçımız işte Türkiye Ligi'nde Antep'i yenmişiz. Avrupa Kupası'nda şeye kaybetmişiz. Bayern Münih. Bayern Münih sıradan bir takım değil yani, size diyorum. Fenerbahçe'de çıksa karşısında, Efes'te çıksa, atıyorum Darüşşafaka Doğuş'ta çıksa bence yenemeyebilirler Bayern Münih. Bayern Münih inanılmaz bir takım olmuş. İnanılmaz bir takım olmuş. Çok hızlı basketbol oynayan, fast break'ler olsun, yüzdeler olsun, reboundlar olsun, potu altında mesela bize bayağı üstünler. Tam bir ekip olmuşlar. Bize... Fazla şut atan, reboundları toplayan, evet, yani yayın öncesinde konuşuyorduk. Ben izleyicilerimize de bu bilgiyi vereyim. Hı hı. Sonra tekrar yorumlamanı rica edeyim Fatih abi. 25 reboundumuz var toplam Bayern Münih karşısında. Bayern Münih'in 33 reboundu var. Yani bizden 8 rebound fazla. Evet. 6 hücum reboundumuz var. 12 hücum reboundları var. Yani şut atıp girmeyen fakat dönen topu da alıp hani ikinci bir hücum şansını da yakalıyorlar böyle olunca. Hı hı. Paslaşmaları, yani hani oyun içerisindeki yardımlaşmaları da oldukça 17, fazlaydı. İbrahim'cim, 14 asistimiz var. 31 asistleri var. 17, zaten 10, belirleyici nokta bu. 17-10 üçlük atmışlar. Evet. %58. Bizim üçlük isabetimiz 21-9, yani evet, iyi sayılabilir ama iyi sayılabilir. Tabii ki rakip karşısında biraz düşük olduğu ve reboundlarda özellikle ve asistlerde sıkıntı yaşadığımız, hı-hı, için. Çok rebound verdik zaten ya. Doğru. Çok hücum ofensif reboundları falan verdik. Ve bir dikkatini çektim bilmiyorum. 15 top kaybı karşısında 20 top kaybımız var.
Evet. Bu da etkili. Yani kesinlikle. Top kayıpları sonrasında hızlı hücumlarla gelerek sayı bulmaları. Çünkü maç içerisinde şu anda da görüyoruz. Mesela ikinci periyot 34-21 gerideyiz. Hı hı. Ama 13 sayılık farkı kapatmak için bir çaba gösteriyoruz. Hani yapılacak evet. ufak bir hata sonrasında hani başlar yere düşebiliyor. Bu da sen çok daha iyi bilirsin. Yıllarca üst düzey basketbol hı-hı. oynadın. Evet. Bir takımın geri gelmesi adına bir olumsuzluk oluyor. Hani o kesinlikle. An maç içinde motivasyonu kesinlikle. Kaybediyor. Şimdi bakıyorum istatistiklere. Summers 13 dakika oynamış. 4 sayı. Evet. 5'te 1 oynamış. Saha içi 5'te 1 isabeti yani, var. Yabancılar yani bir de 3 sayılık isabeti yabancı var. Oyuncular pek katkı yapamamışlar açıkçası. İşte Kaptan Göksel'in 8 sayısı var. Hı hı. Ege mesela 18 dakika oynamış. Bir şutu var. O da üçlük hani bir süre dolarken böyle evet, sallama evet. tarzı bir üçlük. Hapsın. Scott Hapsın. Ayakta kalan iki oyuncu var evet. gibi görünüyor skor olarak. Dwight Hardy ve Scott Hapsın. Zaten baktığımızda 4'te 3 Hardy, 5'te 3 Scott Hapsın'ın 3 sayılık isabetleri var. Yani yüzdeli oynadılar ama tabii ki bu rakibin önde olması sebebiyle de skor olarak geri gelmeye yeterli olmadı. Ama çünkü ben Hardy'yi beğendim. Hardy. Zaten ligi tanıyan bir oyuncu. 3 evet. yıldır Trabzonspor forması giyiyordu. Hardy ve Hapsın, Hapsın zaten Euroleague tecrübesi olan bir oyuncu. Evet. Efes Bilsen'den tanıyoruz. Hardy'yi ben ilk defa izliyorum. Beğendim açıkçası. Yani ilk izlememe rağmen. Beni hayal kırıklığına uğratan tek bir oyuncu var sahada. Kim? Çok üzülüyorum onun adına. Emir Preziç. Emir'i de çok çok seviyorum. Çok iyi bir insan bak. Açık ve net söyleyeyim. Evet. Emir'in şu duruma gelmesi beni çok üzüyor. Yani Emir gibi yetenekli bir yetenekli bir basketbolcu yani. Biliyorsunuz Emir'i anlatmama gerek yok. Herkes biliyor. Emir nasıl takım forması giyiyor. Evet, Slovenya'dan mesela. Herkese nasip olmaz yani. Ya bu çocuk nasıl Slovenya'dan gelip de Türkiye'nin milli takımının formasını giymek. Bu çocuk nasıl ya bu hale geldi? Ben hala inanamıyorum yani. Çok da iyi bir çocuk. Çok seviyorum mesela. Bizden biri gibi. Ben dilersen bir gün rica edelim, izin isteyelim genel menajerimizden Sayın Ömer Yalçınkaya'dan beraber idmanı takip edelim. Olabilir. İdman da çok hırslı. Doğrudur. Yani hem gelen hani duyumlar demeyeyim koçumuzdan ya da ekipten duyduklarımız bu yönde. Hem gördüklerimiz bu yönde. Sezon öncesindeki hazırlık turnuvasında da yine iyi istekliydi ama bu karşılaşmada hani takım genel olarak hani çok iyi olmadığından diyelim. Ben Emre kötü demiyorum. 4-0'la oynadı. Emir yani bu maçta da bir şeyler yapmak istedi. Ben umutluyum bu sene. Tabii, bir şeyler yapmak istedi. Ben onu gördüm ben zaten çıplak gözle. Evet, tabii saha içinden beraber hani izlediniz. Ya, bir şeyler yapmak istedi ama bazen de tabii ki şanssız gününe denk. Herhalde o gün şanssız günüydü. Veya top onu sevmedi. Doğru top onu sevmedi. Birkaç tane şut kullandı girmedi. O da üzüldü. İnşallah Emir daha iyi yerlere gelir. Yani çünkü ben umuyoruz Emir'den çok şey iyi bekliyorum. İyi oyunuyla takımın da yükselişine kesinlikle katkı sağlar. Kesinlikle Emir'in işte Mehmet Yağmur'un işte kaptanın Ege'nin artık taşın altına pardon. Ne tabii dedi? Elini taşın altına elini, sokacak. Elini taşın altına sokacaklar artık. Doğru. Çünkü zor bir önlerinde bir sezon bekliyor onları. Yani evet. O Bayern Münih takımını izledim. Ondan sonra diğer rakipler de yani bizim deplasmanda oynayacağımız maçlar olacak. Tabii. Artık kolay maç yok. Türkiye Ligi de dahil. Yani mücadele etmedikten sonra yani, tabii kolay maç yok. Avrupa yani, kupaları da dahil yani. Bu oldukça önemli bir şey. Kenetlenmemiz lazım takım olarak. Zaten taraftarın, camianın desteği olduğu sürece bu takım ilk mağlubiyet sonrasında yeniden toparlanarak ekstra motivasyonla maça çıkacak. Hı hı. Şimdi dilersen Galatasaray Odaya Bankı ve Galatasaray kadın takımımızı daha konuşmadık gerçi ama bir virgül koyalım. Fatih Solak'ın birkaç dakikalık geçmişe dönerek basketbolculuk kariyerinden, Galatasaray'a verdiği hizmetlerden, milli takımımıza verdiği hizmetlerden konuşalım. Böyle bir soru yönelttiğinde ilk aklına hangisi gelir, ne gelir? Belki bir iyi bir maç, belki ilginç bir anı, Japonya olabilir, Dünya Kupası şampiyonası. Vallahi sözü sana bırakayım. İbrahim'cim, tabii ki duygulanmama geldi değil eski günler aklıma gelince. Peki hangi şunu sorayım. O gün saha kenarında maçı izliyorsun. Bayern Münih maçını. Hani dedin mi? Keşke sahada olsaydım da ben hani şu müdafaayı yapsaydım ya da şu hücumda top bana gelseydi. Çünkü bazen eskiden yaptığımız programlarda da soruyorum basketbolcu misafirlerime. Hani söylüyorlar yani hakikaten istiyorlarmış. Sende oluyor mu böyle? Ya olmaz olur mu? Ben işte bir de yani sahanın hemen dibindeydim. Şimdi Ege bir pozisyonda topu aldı. Ege de 11 numara giriyor ya ben de evet. Galatasaray 11 numara giydim. Bir anda böyle kendimi gördüm. Ege savunma yapıyor, tam blok yaptı orada. Tabii ki insan ister istemez böyle duygulanıyor.
tabii ki ben de orada olmak istiyorum bazen. Mesela o taraftarın önünde tekrar o sahaya çıkmak başka bir duygu ya. Anlatılmaz, sadece yaşanır. Peki milli takımla ilgili de bir anı, hatıra, bir şey sorayım. Milli takımla ilgili çok anı, hatıra var. Hangi birini anlatsam bilmiyorum ki. Tabii ilk 2006 Dünya Şampiyonası çok özel bir şampiyonaydı bizim için. Dedim işte ilk programın ilk başında bize kimse inanmıyordu mesela gruptan çıkacağımıza dair. Siz işte Katar'ı yenemezsiniz, atıyorum işte Avustralya'yı yenemezsiniz falan. Avustralya da o zaman çok iyi takımdı. Uzunları vardı mesela NBA'de. Milwaukee'de oynayan, iyi bilirsin. Ersan'la beraber oynamıştı. Avustralya'da. İsim olarak hatırlayamadım. Dilimin ucunda da hatırlayamadım. O da 2.20 boyundaydı. Onunla bayağı bir şey yapmıştık biz maçta. Böyle itişmiştik, şey yapmıştık, mücadele etmiştik. Ama sonu çok güzel biten, kahramanca İstanbul'da karşılandığınız, kahramanca lanse edildiğiniz, bahsedildiğiniz çok güzel bir turnuvayı geride bıraktınız. 11 sene olmuş. Zaman geçiyor. 11 sene oldu, evet. Peki ilk milli olduğun maçı hatırlıyor musun? Kime karşı, nerede, hangi salonda, kaç yılında? 2004 senesi Aydın abi de antrenör. Aydın Öztürk. Tabii ilk milli olduğum maç oydu. Ondan sonra beni en heyecanlandıran maç da Dream Team'e karşı oynamak. Tim Duncan. İşte evet. Şimdi Abdi İpekçi'deki LeBron James. Aynen. O zaman antrenörümüz Tayyip'ti. LeBron daha o zaman çocuk. Tabii canım. Çocuk mucuk ama adam. Ben de izlemiştim salonda. İnanılmaz çok yani. O zamanlar maçtı. Zaten LeBron'un böyle büyük basketbolcu olacağı açık net ortadaydı yani. Onlara karşı oynamak, iki maç yaptım. O zaman bizim kadro işte Mehmet Okur, Kerem Tunçeri, Hidayet Türkoğlu, Kerem Gönlüm, İbrahim Kutluay. Efsane bir takım vardı o zaman bizleri yani. O maçı da hiçbir zaman unutamam. Peki son sorum, ben cevabını biliyorum ama izleyicilerimiz de bilsin. 2007'de seninle Konya'da yaptığımız röportajda söylemiştim. 2006 ya da 2007. Doğrudur. NBA'deki... Biz o zaman Galatasaray'la kupa şeyi vardı. Evet, Konya'ya gelmiştiniz. Ben de öğrenciydim o zaman. NBA'deki idolün... Tim Duncan. Yok değil ya, başkasını demiştin o zaman. NBA'deki idolüm. Dikembe Mutombo değil miydi? Ha, özür dilerim. Tamam şu hareket vardı değil mi? Evet. Blok hareketinden sonra tabii. Bir an değişti mi idoller? Pardon. Tim Duncan'a blok yaptın mı? Aklım ona gitmişti mesela o 2004'teki, 2005'teki maçta Dream Team'e karşı oynadığımızda orada ona blok yapmıştım. O da bayağı tamam. Bir... Dikkat çekmişti. Tim Duncan yani. Efsane o da. Ama o müthiş bir insan ya benim için Tim Duncan. İdolüm tamam Tim Duncan ama pardon Mutombo ama Tim Duncan da benim için yeri çok farklı. Her bakımdan oyunculuk, yani, kişilik. Şimdi aklına geldiğinde böyle konusu açıldığında hakikaten duygulandığın bir kariyeri geride bıraktın. Yani çok imreniyorum. Ya İbrahim'ciğim nasıl duygulanması? 102 kez milli olmuşum ben. 102 kez. 102. Kolay bir şey mi Allah tabii. Aşkına? 5 sene... Galatasaray forması giymişim. Yani. David Anderson olabilir mi? Avustralyalı uzun. Hayır o değil. O da oynadı da o değil. Mesajlar geldi de yardımcı oluyor. 2.20 boyunda. Evet, yok o 2.13. Peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi Galatasaray kadın takımımıza geçelim dersen Fatih abi. İlk hafta geride kaldı. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde takımımız Mersin Büyükşehir Belediye'yi konuk etti. Ahmet Cömert'te yeni salonunda ve ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ilk hafta maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı takımımız 82-73 kazanarak lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın ilk sayılarını Petronite ile bulan Sarı Kırmızılar ilk çeyreği 20-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte ilk sayılarını Ellie Quigley ve İrem Naz Topuz ikilisiyle bulan ekibimiz 2 dakikalık bölümde durumu 27-18'e getirdi. Çeyreğin son bölümünde de üstün oyununu sürdüren Galatasaray soyunma odasına 48-34 önde girdi. Üçüncü çeyrekte seyircisinin desteğini alan Saray'ın Sultanları ön alanda yaptığı baskıyla üst üste top çalarak kolay sayı buldu. Epopa ve Quigley üzerinden orta mesafeli basketler bulan ekibimiz 4 dakikalık bölümü 57-42 önde geçti. Final periyoduna 64-53 Galatasaray'ın üstünlüğüyle girildi.
Dördüncü çeyrekte ilk sayılar İrem Naz Topuz'un turnike basketiyle geldi. Kalan sürede rakibin geri dönüşüne izin vermeyen Saray'ın Sultanları mücadeleden 82-73 galip ayrıldı. How can I say the first impression? Nice to really, I've been missing our fans. Taraftarlarımızı gerçekten özlemiştim. Onları tekrar burada görmek çok güzeldi. And even more now when they see them, I realize how much I miss them. Onları görünce onları ne kadar çok özledim, daha iyi anlamış oldum. We haven't played some wonderful basketball. Çok muazzam basketbol oynadığımızı söyleyemeyiz. We have key players to our team missing. Bazı kilit oyuncularımız bugün yoktu sahada. But somehow with the fight we managed to get the win, which is the most important of course. Savaşarak kazanmayı bildik ki bu muhtemelen en önemli şeydi zaten. Success today, so it's important to continue on this way. Öncelikle hazırlık periyodundan sonra bugün ilk iç saha maçımızı oynadık. Herkes maçı oynamak için çok heyecanlıydı. Bence genel olarak iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum ama savunmada rakibimize çok fazla 3 sayı isabet şansı tanıdık. Yine de fast break'lerde iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum özellikle hücum tarafında işin. Dediğim gibi herkes bence bugün iyi bir performans ortaya koydu ve iyi bir galibiyet aldı. Takımımız lige galibiyetle başladı. Bu hafta sonu da yarın da Bornova Bekarspor'la deplasmanda karşılaşacak. Telefon hattımızda Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Müge Erdem var. Sayın Erdem hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İlk maçı kazandık evimizde Ahmet Cömert'te Mersin Büyükşehir Belediye karşısında. Lige iyi başladık. Arada bir Euroleague mağlubiyetimiz var maalesef ama yarın da Bornova Bekar karşısında ikinci lig maçımıza çıkacağız. Nasıl yorumlarsınız? Ben bunları rica edeyim efendim sizden. Evet, ilk önce lige galibiyetle başladık. Tabii hepimiz çok sevinçliyiz. Çünkü uzun bir hazırlık turnuvaları ve hazırlık maçlarından sonra ilk galibiyetler çok önemlidir. Sezona iyi başlamak çok önemlidir. Arada geçen çarşamba günü, geçtiğimiz çarşamba günü Euroleague maçı oynadık. Fakat maalesef Euroleague'de istediğimiz sonuca ulaşamadık. Tabii ki bunlar telafi edilecektir. Biraz koçumuzun dediği gibi de zamana ihtiyacımız var. Hemen tam takım olamıyor. Bir takım eksikler olabiliyor ama zamanla bunlar aşılacaktır. Her seri yerine, taşlar yerine oturacaktır. Yarın da İzmir'e geldik, bugün vardık. Antrenmanımızı bitirdik. Maçı bekliyoruz. Yarın kazanacağız inşallah. Herhangi bir aksilik olmazsa. Takımın durumu şu anda iyi. Moral motivasyon iyi. Sakat oyuncularımız tedavilerini oluyorlar. Onlar da zaman zaman sıkıntılar yaşamıştık. Oynayamadı. Bir dönem gelene oynayamadı. Fakat onlar da bu uzun tedavi sürecinden sonra takıma adapte oluyor yavaş yavaş. İnşallah yarın galibiyetle İstanbul'a döneceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum ben size yarınki Bornova Bekar karşısında. Yayınımıza katıldığınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum sizlere de. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Müge Erdem'in açıklamaları da bu şekildeydi sevgili Fatih Solak. Görüntüler var. Biraz sonra ekranlara da getiririz. Mersin Büyükşehir Belediyesi maçını kısaca konuşalım dilersen. Baktığımızda İrem Naz Topuz'un evet, yaklaşık 30-31 dakikalık sürede verdiği 10 sayılık katkı var ki genç bir oyuncu ve oldukça da Özge, iyi bir istatistik. Özge Kavurmacıoğlu. Evet. Cintare Petronite var. 22 sayıyla takımımıza önemli bir katkı sağladı. Eli Quigley de yeni transferlerimizden 24 sayıyla yıldızlaştı ki kalitesi. 6 asist İbrahim. Çok, o çok evet, önemli. 6 asist yapmış. 24 sayısından sonra 6 asist 24 yapmış. 24 sayı 6 asist. Petronite 22 sayı 7 rebound. İrem Naz 9 rebound. Çok önemli. Bir de Müge abla da dediği gibi şimdi sezon Özge'nin ilk de maç, 11 sayısı var. Unutmadan söyleyeyim. İbrahim'ciğim sezonun ilk maçı olmasa rağmen kolay geçmez. Müge abla da tabii konuşmasında öyle söylemişti. Hiçbir takım için kolay olmaz yani ilk maçlar, biliyorsun sen de. Yüzdelere bakıyorum. Üçlükte %37. Hı hı. Mersin %36, biz 22'de 8 atmışız. Mersin evet, 27'de 10 atmış. Reboundlarda bizim üstünlüğümüz var. Maç zaten 82-70 bitiyor. Önemli bir galibiyet. Mersin de kolay bir takım değil. Geçen sene de gayet başarılı oynadılar. Bence iyi bir galibiyet. Bu Avrupa Kupası maçı öncesinde moral açısından ben takımı tebrik ediyorum.
O zaman ilk haftada oynanan maçların sonuçlarına bir bakalım. Kadınlar Basketbol Ligi'nin birinci haftasında hangi maçlar oynanmış, sonuçlar ve puan durumu ne şekilde olmuş onu izleyelim. Çukurova Basketbol 78, Beşiktaş 69, Adana Aski 44, Hatay Büyükşehir Belediye 57, Galatasaray 82, Mersin Büyükşehir Belediye 73, Fenerbahçe 83, Orman Gençlik 65, Agüspor 82, Bornova Beker 48, Samsun Canik Belediye 84, İstanbul Üniversitesi 72, BOTAŞ 48, Yakındoğu Üniversitesi 51. İlk hafta maçlarını kazanan takımlardan Bellona Agü 1., Hatay Büyükşehir Belediyesi 2., Fenerbahçe 3., Canik Belediye 4., Çukurova Basketbol 5., Galatasaray 6., Yakındoğu Üniversitesi 7. sırada. İlk hafta maçlarında sahadan mağlubiyetle ayrılan ekiplerden BOTAŞ 8., Mersin Büyükşehir Belediye 9., Beşiktaş 10., İstanbul Üniversitesi 11., Orman Gençlik 12., Adana Aski 13., Bornova Beker Spor 14. Puanlar ve sonuçlar bu şekildeydi. Önümüzdeki haftada oldukça önemli karşılaşmalar oynanacak. Takımımız Bornova Beker deplasmanında biraz önce genel menajerimiz, kadın basketbol takımımızın genel menajeri Müge Erdem'den de son bilgileri, takımımızla ilgili önemli gelişmeleri aldık. Hafta içinde Euroleague mağlubiyetimiz var. Sopron deplasmanında 72-55 mağlup olduk. Kötü başladığımız fakat toparlanmaya çalıştığımız mücadeleydi. Ama maç içerisindeki kritik anlardaki top kayıpları ve boş hücumlar sebebiyle takımımız mağlup oldu. Çarşamba günü Prag'la oynayacağız. Euroleague'deki ikinci maçımız Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 19.30'da oynanacak bu mücadele ve Galatasaray televizyon ekranlarından canlı yayınlanacak. Taraftarlarımıza bu duyuruyu da yapalım. Hem Ahmet Cömert'i doldurmalarını rica edelim. Çünkü oldukça önemli bir mücadele. Euroleague şampiyonu unvanıyla evimizde İlk maçımız olacak. Destek isteyelim. Senden de taraftara ricada bulunmanı dileyim. Bizim taraftarımız zaten her şeyin farkındadır. Merak etme İbrahim. O gün orayı dolduracaklardır. Ben buna canı gönüle inanıyorum. Bayan basketbol takımı onlar da hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Çünkü bir başarılı bir ekip var sonuçta. Erkekler de bayanlar da bu yolda her zaman başarılı olmuştur. Taraftarlarımız da bunun bilincindedir. Ben inanıyorum çarşamba akşam 19.30'da Büyük Galatasaray taraftarı bayan basketbol takımımızı yalnız bırakmayacaktır. Ahmet Cömert'e gelerek tribünleri doldurmalarını ve galibiyete ortak olmalarını diliyoruz. Bizler de inşallah takımımızın alacağı bu galibiyeti Galatasaray televizyon ekranlarından canlı yayınla tüm dünyaya ulaştırırız. Umuduyla tekrar bu hatırlatmayı yapayım. Fatih abi ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Ben de çok teşekkür ederim sana. Değerli yorumların için. Hakikaten özlemişim de seninle birlikte program yapmayı. İlerleyen haftalarda umuyorum tekrar birlikte oluruz. İnşallah. Eğer eklemek istediğin bir mesaj olur ya da az önce ismini bulamadığımız kişiyi hatırladık. Bogut. Bulduk. 2.21 Bogut'un boyu biliyorsun. Evet. NBA tecrübesi olan bir oyuncu. Ona karşı bazı bir anılarım vardı da ilk başta onu anlatmak istemiştim. İsmini unutmuştuk. Senin de kardeşin sağ olsun. Teşekkür ediyorum kardeşim. İbrahim ben küçük şey söylemek istiyorum. Bilgilendirdi. Ya. Son bir dakikamız. Bana sosyal medyadan da çok yazıyor mesela taraftarlarımız. Kaptan 2009'dan sonra gemiyi niye terk ettin diye böyle mesaj yazıyorlar, tamam mı? 2009'u oynayan biliyorsun forma skandalı bu. Cemal Nalga Tufan olayı. Evet, evet. O maalesef. Zaman da ben Kepez'de oynuyordum. Kepez Belediyesi'nin Antalya'da. Hı hı. Böyle bir olay olunca bana yönetimden haber geldi. Fatih işte zaten oyuncular ceza aldığı için göz puanları da siliniyor ya. Doğru. O zamanın başkanı Adnan Polat başkanım. İşte Fatih işte sana ihtiyacımız var. Ben de seve seve dedim. Çünkü ondan önce de bu formayı giydiğim için seve seve dedim. Gelirim dedim. Menajerimle falan konuşuldu. Biliyorsun kaç puan geriden başladık. 20 civarı diye biliyorsam. Tabii. Yani 8 sene önceki olay. 8 sene yani kolay değil. Biz o takımı ligde tuttuk. Çok yani önemli çok, başarı. Çok büyük başarı. Şimdi güzel bir sezondu. Yani kötü başlayan ama iyi biten bir sezondu. İbrahim'ciğim şimdi şöyle bir şey var. Bu takım şu an Euro Cup şampiyonu, doğru mu? Doğru. Evet, Türkiye Ligi şampiyonu. Doğru. Herhalde bunlarda bizim emeğimiz vardır. Benim zoruma giden tek şey şu. O sene bitti. Başkanla işte yemekteyiz Suvada'da. Adnan Polat Başkan geldi bana dedi ki kaptan dedi bir yere gitmiyorsun dedi. Bizim oyuncumuzsun, taraftar seni çok seviyor. Ben de
Tabii ki başkanım, ben dedim Galatasaray'ım, yani beni biliyorsunuz dedim. Yani ben de taraftarı çok seviyorum dedim. Transfer sezonu başladı. Ben kimseye söz vermiyorum. İyi bir sezonum geçmiş. Oktay Mahmut'u antrenör, anlaşmışlar. Oktay abi beni arıyor. İşte Fatih, işte böyle böyle, sen çok iyi Galatasaraylıymışsın. İşte ben seninle çalışmak istiyorum. Olur abi dedim. Ben de dedim size çalışırım dedim. Tabii ki dedim. Bana böyle sözler verildi. Ben bir ay bekletildim. Beni arayan soran yok. Sezon başlayacak bir ay Ekim'de. Ben de Türk Telekom'la anlaşmak zorunda kaldım. Yani Galatasaray'dan yani ayrılma sebebini bu şekilde açıklamış oldun. Çünkü sana biliyorum, ben de yakından tanıdığım için seni. Böyle bir ayrılığı, sosyal medyadan taraftarların sorusu çok oluyor. Evet, böyle bir ayrılığı hak etmedim. Ben bu gemiyi terk etmedim, terk ettirildim. Yani verilecek her türlü göreve de hazırım diyorsun. Kesinlikle, yani benim nasıl Galatasaray'da olduğumu bilen çok iyi bilir. Evet. Taraftarlarımız da bilir. Ben yani gemiyi terk etmedim. Bunu da herkes bilsin. Terk ettirildim. Taraftarlarımıza da açıklamış olduk böylece. He, bunu da herkes böyle bilsin. Evet. Fatih abi, ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim kardeşim. Umuyorum ki ilerleyen haftalarda tekrar birlikte yayınlar yaparız. İnşallah. Yönetmenime son sorayım. Süremiz var mıdır klip için? Tamam. Kliple veda edeceğiz. Bu haftalık Son Topa Kadar programının sonuna geldik. Erkek takımımız Darüşşafaka deplasmanında, kadın takımımız Bornova Beker deplasmanında çarşamba günü de Ahmet Cömert Spor Salonu'na gelerek Prag karşısında kadın takımımızı desteklemenizi rica ediyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hafsın açık alanda yakaladı, smaçla bitirdi. Ekstra bas. Göksel'inden bir basketbolda. Can Uğur çok kısa sürede üçüncü. Bir de blok. Blok. Richard Hendricks. Rapro şu anda sahanın lideri. Işınlandı oraya, ışınlandı. Bu anda kim o sayıyı bulacak, onu da hep beraber göreceğiz. White Hardy, ikiye basın. Basketbol. Rocking Roosters. Basket geçerli bir defa. Parker tekrar 16 sayıya çıkarmıştı. Şu anda Gaziantep Basketbol 28.